insanların çevre konusunda bilinçsiz olması. Kumanda eski bir cep telefonu, evet. Benim kızım bu. Kızınız mı? Evet, 4 yaşındaki haliydi bu. Ha, şu eksik yerleri. Evet, üstünleri tabii yani birlikte performans yapacağız. Herkese yeniden merhaba. Yine güzel bir bölümde daha birlikteyiz. Bugün sizleri harika bir sergiye götüreceğim. Tarsus'ta Turgut İçgören Ortaokul öğrencileri, öğretmenleri Erdal Göçen öncülüğünde geri dönüşebilen atıklardan kişilerin portrelerini yaptılar. Mehmet Bal sergi salonuna götüreceğim. Birazdan gideceğiz ama videoya başlamadan önce sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Erdal Hocam, öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Öğrencilerinizle birlikte çok güzel bir sergiye imza attınız. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani böyle bir proje, böyle bir serginin esinlenme kaynağı neresidir? Esin kaynağımız aslında insanların çevre konusunda bilinçsiz olması. Plastiğin bilinçsizce kullanılması. Yani çoğumuz plastiğin, üretilen plastiklerin geri dönüştürülebildiğini düşünüyoruz. Ama maalesef böyle bir durum yok. Üretilen plastiklerin çok büyük bir bölümü geri dönüştürülemiyor ve tabiata işte çok rahat bir şekilde atılabiliyor ve canlılığa, floraya, her yere zararı var. Biz de bunun üzerinden yürüyerek böyle bir proje oluşturduk. Öğrencilerimiz de bir yıl içinde ne kadar plastik kullandıklarına dikkat çekmek için evlerinde bu plastikleri toplaması gerektiğini söyledik ve bunun bir projeye dahil olacağını, bunun üzerinden, yani resim üzerinden, resim sanatı üzerinden insanlara bir farkındalık oluşturarak çevre bilincini anlatacağım. Evet, çok da güzel olmuş. Ya şöyle bakıyorum ben, evdeki her türlü plastik. Yani şöyle bakıyorum, evet. Sonra bir cep telefonu, kumanda. Eski bir cep telefonu. Evet, kullanılan bir Rimmel özellikli kadın. Evet, Rimmel. Yine aynı şekilde araba. Her türlü atık malzeme var, evet. Bunların bir de anısı var. Yani bunlar her bir çocuk tarafından veya birey insan tarafından kullanıldı. Bir çocuk bununla oynuyor. Evet. O da aslında yani önemli tabii. Bir anı oluşturuyor ama bu konuda bilinçsiz olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü tamamen doğaya zarar veriyor. Aslında şöyle, geri dönüşüm biz ülke olarak sağlayabilirsek, ki sizin sanat olarak yapmışsın, çok da güzel, şöyle gösteriyor. Yani bu plastikler doğaya atılmadan, doğaya zarar vermeden sanat formuna dönüşmüş oldu. Hem ünlü sanatçılar, işte Frida Kahlo, ressam, sanatçı, bilim insanları aracılığıyla anlatmış, onları konu ederek anlatmış olduk. Bu proje. Şimdi bu proje daha önce düşündüğümüz bir projeydi. Evet. Sene başında, öğretim yıl başında çocuklarla bunu konuştuk. Önce yani çevre konusunda bir bilinç uyandırmaya çalıştım. Çeşitli sunumlarla, görsellerle, videolarla doğanın nasıl tahrip edildiği, şu özellikle 7. kıta durumu, hiçbirinin haberi yok. Çocuklarımızın yani bu konuda hiçbir haberi yok. Plastikler Atlantik Okyanusu'nda mikro seviyelere kadar parçalanarak bir kıta oluşturulacak boyuta gelmiş. 3,5 milyon metrekarelik maalesef bir alan. Canlılığa her yere zararı var. Yani içtiğimiz dediğim, daha önce bahsetmiştim. İçtiğimiz sularda, soluduğumuz havada, bastığımız toprakta, her yerde maalesef. Bu konuda bilinç uyandırmak için çocuklara bir projeye sene başında girdik daha doğrusu. Atık malzemeleri toplamaya başladık. Her çocuk kendi evinden yani kullanılan şu anda atıl durumda. Sonra bunlar toplandıktan sonra renklerini ayrıştırmaya başladık. Sanatsal çalışmada kullanırken bize çeşitli farklı tonlar ve renkler lazımdı. Evet. Böyle çocuklarla tekrar bu işin içine girip
böyle bir eser oluşturmaya çalıştık. Şimdi girişte baktım ben, aşama aşama fotoğraflarım var, birazdan göstereceğim. Evet, aynen. Çok eğlendiğinizi hissedebiliyorum fotoğraflarda. Eğlenceli ve çok yorucu, çok zor bir iş. Bu mutfaktan çıkmış hali, siz bu şekilde kaçıyorsunuz ama biz işin içinde çok, yani ciddi bir emek, efor var. Kolay bir çalışma değil ama biz bu kolay olmayan çalışmayı çocuklara hani yaparken doğanın ne kadar kolay bir şekilde tahrip edildiğini de gösterdik aslında. Evet. Tabii biz şu an son aşamadayız. Bizim için biraz kolay geliyor ama siz evet, aşama maalesef. Bunun zorluğunu yaşadınız. Ressam Frida Kahlo. Bu bizim artık ikonumuz oldu. Yağlı boya tuvallerde çalışsak, akrilik veya başka şekilde çalışsak Frida'ya çalışıyoruz. Ya bunu yaparken Frida'nın da aslında doğa, tabiat, canlılıkla ilgili çok ciddi mücadeleleri var. Yani öyle bir ekolden geldiği için Frida'yı bu konsepte dahil etmek zaten istedik. Zaten ben şöyle düşündüm. Yani gelmeden önce tahmin ediyordum. Evet. İlla ki vardır diye geldiğimde de gördüm. Çılamba. Yani muhtemelen saç kutma makinesi. Evet, aklımıza gelecek her şey. Kullanılıp işi bitmiş bir kalem, ne bileyim, bir çocuğun oynadığı bir oyuncaktı. Belki de şu anda büyümüştür. Her şeyi kullanıyoruz. Materyal, yani biz anlatım için yani bize her türlü nesne, obje gerekti. Ve biz bunu çalışmanın içinde kullanıyoruz. Evet, çok da güzel olmuş gerçekten. Dünyada maalesef çevreye karşı insanlarımız gittikçe duyarsızlaşmaya başladı. Evet. Dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi plastiğin, maalesef plastik pil gibi bir sürü atığın doğada yıllarca, yüzyıllar boyunca kalabilmesi. İşte bunların geri dönüştürebildiğimiz sürece, doğaya kazandırabildiğimiz, sanata kazandırabildiğimiz sürece çok da önemli. Şimdi belki bunların hiçbirisi, şöyle baktığımız zaman hiçbirinin belki bir anlamı yok. Kapak, işte kalem bitmiş, kalem bozulmuş bir, ama şu an bir anlam kazanmış. Evet, bu kullanılan plastik burada olmasaydı emin olun bir, yani herhangi bir yerde bir suya karışmış olacak, bir çöpün içinde doğaya atılmış olacaktı yani. Evet. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. Çok dikkatimi çekti. Burada bir yani fotoğrafım. Benim kızım bu. Kızınız mı? Evet, 4 evet. Yaşındaki haliydi bu. Şu anda büyük, 17 yaşında. Oh. Evet. O da böyle kapak, değil mi? Evet, bu çalışmayı kapaklardan yaptık. Yani yine içtiğimiz sular, kullandığımız plastik malzemeler. Şöyle gösterelim, materyallerini de gösterelim. Burada canlı performans yapacağız. Gelen konuklarımızla, çalışma şu anda tam olarak bitmiş değil. Evet. Gelen konuklarımızla önümüzdeki hafta... Şu eksik yerleri... Evet, üstünleri tabii. Yani birlikte performans yapacağız katılan konuklarla. Zamanı var mı? Belli bir zamanı. Önümüzdeki hafta düşünüyoruz. Evet. Cuma günü olabilir. İlk çıkış noktası... Kızım 7. sınıf, yani 7. sınıfta okurken Albert Einstein çalışmasını biz birlikte başlamıştık. Hemen oraya geçelim. Evet. Ha burada da kalem ağırlıklı daha çok gibi görünüyor. Gerçekten her şey var. Her şey, evet. İlk çıkış çalışmamız buydu. Benim kızımla birlikte. Kapak güzeli diyorum ben ona. 7. sınıfken biz kendi atık malzeme toplamaya başladılar. İlk bu çalışmayla başlamıştık. Sonra tabii bu sene daha da büyüterek projeyi genişlettik. Evet, çok güzel olmuş gençler. Tutanka Yotake, oturan boğa. Oturan boğa. Yani bizim Türkiye'de bilinen adıyla oturan boğa. Tarihe damga vurmuş kişilikleri de anlatmak istedik aslında. Çünkü bunlar, yani bu çalışmalara konu olan Albert Einstein, oturan boğa, Bob Marley, Frida, bunlar da çevre, insan, yaşam konusunda çok duyarlı insanlardı. Yeni
çok bilmez. Evet, siyahi ve isyankar şarkıcı, evet. Pop Marley diye bir esprisi vardı. Burada da yine kalemle bitirmekle. Tabii şu yakından bakıldığı zaman çok hani biliyorsun birbirine karışmış gibi ama tabii uzaktan şöyle geldiği evet. Zaman. Bundan sonra bir proje var mı hocam? Bu projeyi büyütmeyi düşünüyoruz. Türk büyükleri ve ünlülerini çalışmayı düşünüyoruz. Ve bunu ulusal düzeyde sergilemeyi düşünüyoruz. Yani şu anda henüz düşünme aşamasında ama çalışmalarımızı çoğaltıp böyle bir proje yapmayı düşünüyoruz. Evet, olursa da yine çekmeyi isterim. Kemal Sunal'ın bir çalışması. Kemal Sunal aslında bu. Öyle mi? Evet evet, çok çok bilinen bir pozu değil bu. Hababam sınıfındaki bu bir sahneden alınmış bir enstante. Evet, şimdi bunu çalışmak istedik. Görüntü kameradan belirli. Şimdi baktığınızda evet. Başlayacak. Tamam. Eserlere çalışmaları biraz uzaktan bakılması gerekiyor. Evet, çok evet, büyük evet. Ebatlı ve büyük parçalardan evet. Oluştuğu için gözün tam algılayabilmesi için belli bir mesafede olmanız gerekiyor. Bol şanslar. Teşekkür ederim. Şimdi hocam şu eğlenceli vakit geçirdiğimiz evet. Fotoğraflar çocuklarımızın şey, çalışmaları yaparken eğlendikleri an. Evet, aşama aşama zaten burada. Evet, burada daha önce atölyemizin olduğu yerde çizim aşaması. Çalışma alanımız. Böyle her çalışmanın başına farklı öğrenciler. Sergimiz 17 Haziran'a kadar açık. Sabah 9, akşam 6, 7. Bir 10 gün yokuz 17 Haziran'dan sonra. Dışarı taşımayı düşünüyoruz sergiyi. Sonrasında tekrar Mehmet Barış Sanat Galerisi'nde yaz boyu açık olacak. Yani önemli bir proje çalışma olduğu için burada herkese ulaşmasını istiyoruz. Evet. Eylül ayına kadar gezip görebilir. Evet, peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üzere. Çok güzel bir sergiydi. Hocama teşekkür ediyorum. Özellikle emeklerinden dolayı. Öğrencilerine teşekkür ediyorum. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni otoparda görüşmek üzere. Hoşça kalın.